Selamünaleyküm arkadaşlar. Yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı, çeyrek ünlünüz fakir fukara geldi. Dünya gündemini ve Türkiye gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Güzel bir video ile karşınızdayız. Umarım beğenirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Tırklar Vadisi Sedat Peker. Birinci sezon 5. bölümle gündeme bomba gibi düştü. Evet arkadaşlar, Sedat Peker 5. videoyu yayınladı. Ülkemizi yetiştirdiği nadide mafya babalarından sayın saygıdeğer, bir o kadar da hayırsever mafya babası Sedat Peker beyefendi 5. videosuyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ı gene yerden yere vuruyor. Ancak tamam, videolar milyonluk izleniyor. Herkes doğruları görüyor, duyuyor. Vay be, neler neler olmuş diyor. Yargımız, savcılarımız, hakimlerimiz harekete geçmiyor. Hani bunları da geçtim. Millet Sedat Peker'in "Oo, daha önümüzdeki videolarda kim bilir neler neler açıklayacağını" söylüyor. Hayır arkadaşlar. Bir kere şunu en net bir şekilde söyleyelim. Sedat Peker, reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımız neleri isterse onları açıklayacak. Onun dışında hiçbir şeyi açıklayamaz. Belli ki 4. bölümde çok fazla Tayyip abi dedi diye birileri uyarmış. Ya sen ne yapıyorsun kardeş? Tayyip abi, Tayyip abi. Yeter de bir saatte bir kere denir. Sen sürekli diyorsun. Demişler 5. bölümde pek böyle Tayyip abi demedi. Bunun yanı sıra şimdi İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile anlaşmışlar. Nisan ayında önceki videolarda diyordu ya, iadeyi itibarla Türkiye'ye döneceğimi söyledi birileri. Ama baktım ki birileri beni tutup götürmek istiyor. Tabii cezaevine atmak istiyor. Aslında Sedat Peker'in şu an videoları milyonluk izleniyor. Mafya babası Sedat Peker rolünden sıyrılıyor. YouTube fenomeni Sedat Peker, aslında Sedat iyi bir insanmış rolüne bürünüyor. Biz bunu görüyoruz. Hani bunun yanı sıra, yani belli ki reisimiz Recep Tayyip Erdoğan Sedat'a, kardeş sen bana Süleyman Soylu ile ilgili bilgileri anlat, Mehmet Ağar'la ilgili bilgileri anlat, bir de yarın öbürsü gün Hakan Fidan'ı en net şekilde bu işin içine sokar. Bu üçünü istemiş. Sedat Peker bununla ilgili bilgileri verecek. Karşılığında da itibar kazanmış bir şekilde Türkiye'ye dönecek. Diyeceksiniz ki adam Türkiye'ye dönmem diyor. Arkadaşlar, 5. videosunda 20 bin dolar borç alıp yurt dışına çıktım diyor. 20 bin dolar borç almış bir insan yurt dışına çıkmış, hadi para kazanıyor. Nereye kadar yurt dışında duracak? Zaten Türkiye'deki malına çökmüşler. Bankadaki paralarına çökmüşler. En sonunda bu adam Türkiye'ye dönmek zorunda. Tabii bu adam Türkiye'ye nasıl dönecek? Ya iade itibarla dönecek ya da hani cezaevine girecek. Adam da diyor ki kardeş ben cezaevine girmeyeyim. Hani reisin istediklerini vereyim. Yani iade itibarla döneyim. Değil mi? Düşündürücü. Gelelim Sedat Peker'in 5. videosuna. Videonun başında tabi izleyen kardeşlerim bilir. İşte bazı gazetecilerin adını veriyor. Bunlardan birisi de Memduh Bayraktaroğlu dedem. YouTube'da videolarını izlediğim, izlerken keyif aldığım, bilgilendiğim bir dedem diyeyim. Ben ona dede diyorum. Şimdi onun evinde Çiller ailesinden biriyle buluştuğunu söylüyor. O Çiller ailesinden birisi bunu övmüş. Ya sen kaç yaşındasın? O da demiş ki şu yaştayım. Ya senden büyük oğlum var, o kız peşinde koşuyor, sen ülke meseleleriyle uğraşıyorsun falan filan. Güzel. Sonra da diyor ki ya diyor bu özel harekatçılar var ya diyor benim evime gelen, onlardan iki tanesi 50 yaş üzeri diyor. Bunlar diyor Mehmet Ağar'ın işte Yasugay diye bir tane adamı varmış, onun adamları. Onun adamları. Çocuğuma silah doğrulttular. Şimdi bu Sedat Peker tamam organize suç örgütü lideri. Ama yeri geldiğinde Mehmet Ağar'la veya Mehmet Ağar gibilerle beraber yürümüş bir insan. Yeri geldiğinde askerle, yeri geldiğinde polisle beraber olmuş bir insan.
Şayet Mehmet Ağar'ın adamlarıysa bu gelen özel harekatçılar, sormak lazım. Ya kendi içlerinden bir adama, iş verip iş yaptırdıkları bir adama, bir adamın çocuğuna böyle davranıyorlarsa, silah doğrultuyorlarsa, sıradan vatandaşın çocuğuna neler neler yaparlar. Değil mi arkadaşlar? Bir de onu düşünmemiz lazım. Tabii düşünmek için de beyin lazım. Bunun yanı sıra bu videonun giriş bölümünde Mehmet Ağar'dan bahsederken Antalya'da 12-15 adamla yemek yerken Sedat Peker'in adı geçti. 3-4 gün içinde halledeceğiz dedin. Aslında burada sübliminal bir mesaj veriyor. Sana o kadar yakınım diyor bak. Yemek yerken benden bahsetmişsin. 3-4 gün içerisinde halledeceğiz demişsin. Bak kulağıma geliyor. Bak sana o kadar yakınım. İstesem hırt legini sıkarım diyor Sedat abi. Tabii yapabilir mi? Kesinlikle yapamaz. Yani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu artık itibarsızlaştırmayı geçmiş, rakibini nakavt etmeye çalışan bir boksör gibi yumrukluyor. Yani çıkmışsın 1,5 aydır bekliyorum diyorsun. Benim açıklama yapmam. Ben daha iki haftadır diyor video çekiyorum diyor. 1,5 aydır beklediğine göre demek ki bir şeyler yapmışsın ki bir hataların olmuş ki 1,5 aydır bekliyorsun tedirginsin diyor. Dakika bir gol bir yapıştırıyor. Bunun yanı sıra Süleyman Soylu'nun vermiş olduğu korumadan bahsediyor. Bu koruma sadece Türkiye'de beni korumuyordu, benimle beraber yurt dışına da geliyordu diyor. Normalde devlet adamlarına verilir böyle bir koruma. Ya düşünseniz abi bir mafya liderini devletin polisi koruyor. Türkiye'de koruyor, suç, bir de yurt dışında koruyor. Hadi Türkiye'de sıradan vatandaşlara karşı koruyor. Ula yurt dışında kime karşı koruyor? Hadi onu da geçtim. Doğru bir soruyu sormamız lazım burada. Geçen İçişleri Bakanlığı bir araştırma yaptırmış Türkiye genelinde. Türkiye genelindeki organize suç örgütlerini araştırmıştı ya. Bir önceki videomuzda bu habere değinmiştik. Şimdi bu organize suç örgütlerinin birinci sırasında Alaaddin Çakıcı, ikinci sırasında Sedat Şahin, üçüncü sırasında Sedat Peker var. Adam sıralamasına göre. Sedat Peker'e İçişleri Bakanlığı koruma polisi verdiyse o zaman Alaaddin Çakıcı'ya da verdi, Sedat Şahin'e de verdi. Şu an Alaaddin Çakıcı'nın ve Sedat Şahin'in koruma polisi var mı? Varsa kaç kişi? Bunları yurt dışına çıktıklarında da koruyorlar mı? Sorulması gereken soru bu. Valla ben sordum kardeş. Cevabını yoruma yazın. Kolombiya'da yakalanan 5 tonluk yasaklı madde ile ilgili, yani bu maddenin diyor Mehmet Ağar'a gittiği belli. Yani gittiği liman İzmir Limanı. İzmir Limanı'nda bir kimya şirketi miymiş neymiş böyle bir şirket. İzmir zaten Mehmet Ağar'dan sorulu. İzmir, Manisa, bir de bir yerin adını daha veriyor. Neden bununla ilgili işlem yapmıyorsunuz? Benden bilgi belge istiyorsunuz. Kolombiya'daki yetkililer açıklıyor zaten. Bu geminin nereye gittiği belli diyor. Yani siz de gerekeni yapın diyor savcılara. Sonra da diyor ki işte FETÖ'den atmış oldukları savcılar ve hakimler var. Bunların yerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Mehmet Ağar kendi savcılarını, kendi hakimlerini koydular. Şimdi hem bir taraftan diyorsun ki işte bu olayı araştırın savcılar, hakimler, hem de diyorsun ki işte İçişleri Bakanı ile Mehmet Ağar kendi adamlarını koydular. Nasıl araştırırsın kardeş? Yani bir dediğini diğer türlü yalanlıyorsun. Ya, şimdi tuhaf bir durum. Şimdi bu kadar şeyleri açıkladıktan sonra da bu savcıların harekete geçmemesinden de anlıyoruz ki kardeşim, yani Süleyman Soylu ile Mehmet Ağar'ın savcı ve hakim sayısı fazla. Bundan dolayı da savcılar, hakimler harekete geçemiyorlar, değil mi? Yani ondan sonra mesela bu Emir Sarıgül olayından bahsediyor. İşte Mehmet Ağar'ın Emir Sarıgül'ün eski eşiyle ilgili bir kaset verdiğini, artık o kasetin de nasıl bir kaset olduğunu düşünün. İşte bu kaseti vermiş, Emir Sarıgül'ü boşamış. Bu eski eşi de Altınbaş ailesinden biriymiş. Sonra Altınbaşların malına çökmeye çalışmış falan filan. Onlar da saraya ulaşmışlar. Ben ulaşamadım diyor. Bak adamlar ulaşmışlar. Niye ulaşamadın kardeş? Sen direkt şu anda zaten sarayla irtibattasın. Yani reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımızın
rahatsız olduğu isimlerden birisi Süleyman Soylu'ydu. İstifa ettiğinde mutluydu. Sonra ne oldu? Bir şekilde geri geldi. İstifa etmeseydi bile reisimizin onu görevden alacağını herkes biliyordu. Bunun yarı sıra derin devletin başı olan Mehmet Ağar'dan da rahatsızdı. İkisini de yerle bir ediyorsun yani. Sonuçta sen demek ki sarayla içli dışlısın. Yani bunu boşu boşuna işte ben saraya ulaşamadım diyerek geçiştirme yani. Sen saraya ulaştın şu anda. Gazetecilere yükleniyor. Gazetecilerin mesela namusundan bahsederken sizin namusunuz aldığınız maaşınız kadar diyor. Bunun yanı sıra işte Mehmet Ağar'ın size ayırtmış olduğu indirimli masalar kadar diyor sizin namusunuz. Tabii övdüğü gazeteciler var. Bunlardan birisi de Emre Kongar. Emre Kongar Sedat Peker'in videolarını yorumlarken demiş ki ya demiş bunun bir madde kullandığı belli. Yani insan direkt suçlayamaz kimseyi. Direkt suçluyor. Ama suçlarken bir de hani delilim de var diyor. Araştırılması lazım diyor. Sedat Peker de diyor Emre Hocam diyor seni severim diyor. Ben diyor madde falan kullanmıyorum. Hani Tolga Ağar gibi değilim diyor. 2-3 kişi gönderin diyor. Saç telimi kontrol etsinler diyor. Analiz manaliz. Madde kullanmadığım ortaya çıkacak. Neden yüzüm bu halde? İşte babadan geçme DNA ile falan diyor. Kanıtsal bir özellik. İşte beni yapmaya karar verirken annemle babam. Babam o zamanlar çok hızlıymış. Milyonlarca hatta orada bir örnek daha veriyor. Ona çok işte milyonlarca sperm harekete geçmişler. Oradan ben kazanmışım gitmişim falan. Bunları bir tripodla bir kamerayla yeneceğim falan. Ya şimdi arkadaşlar belli ki Sedat Peker ve bu videoları hazırlayanlar da bu durumdan rahatsız. Dikkat ederseniz 1 saat 14 dakikalık videoda işte video hızlandırılmamış, video kesilmemiş, direkt verilmiş. Fazla montaj yok videoda. İşte el hareketleri, kağıtları arama. Hani birileri diyordu ya lan adam promptersız böyle konuşuyor belli ki. Hani karşıda bir şey yok. Hani belli ki bu bir şey içmiş öyle konuşuyor. Aslında hani burada bizim yanlış anladığımızı direkt videoyu verdiklerinde işte el hareketleri, kağıtları arıyor, takılıyor, düşünüyor. Hani böyle bir izlenim oluşturmuşlar ama ya sonuçta iç edebilirsin, içmeye de bilirsin kardeşim. Yani vücut senin vücudun. Kim karışabilir? Önemli olan şey senin doğruları söyleyip söylemediğin. Videonun bir bölümünde Süleyman Soylu'nun danışmanından bahsediyor. 1 milyon 600 binlik bir arabaya biniyor diyor. Evet. İşte bu diyor danışmanın maaşı ne kadar diyor. Olsun olsun 10 bin lira diyor. Bu arabaya nasıl biniyor? Karadeniz'de 5 milyona diyor şey yaptırmış, ev yaptırmış diyor. Bunu nasıl yaptırıyor? Danışman cevap vermiş. Efendim bu araba 1 milyon 600 bin değil. Bu arabayı geçen sene aldım, yarısını peşin verdim, yarısını taksitle aldım. 877 bin TL. Yani sanki 80 bin lira nasıl satayım. Valla 800 bin liralık araba. Tamam geçen sene 800'e aldın. Bu sene o araba oldu zaten 1 milyon 600. Reis doğru söylüyor yani. Doğru ya doğru. Bunun yanı sıra ben işte Karadeniz'deki o evi danışman olmadan önce yaptırdım falan filan. 2016'da mı danışman olmuş ne? İşte ben onun gibi yasaklı madde satmıyorum, koko kullanmıyorum falan filan. Vatanım namusum öyle giydirmiş de giydirmiş. İşte FETÖ'yle anlaşmadım, şunlarla anlaşmadım, bunlarla anlaşmadım. Ya şimdi Sedat abi. Ya bu ülkede 1 milyonluk 600 binlik arabaya bir danışmanın binmesi çok normal. Niye bunu garipsiyorsun ki abi? Yani bugün zengin, galerisi olan, galeride böyle lüks arabaları olan birine gidelim. Sen FETÖ'cüymüşsün diyelim. Malına çökelim. İstediğimiz arabaya binelim. Yani şu an Türkiye böyle bir ülke. Yani onun için hani bunu garipsememek lazım. Ya bunlar bu arabalara biniyorlar ama yani 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cü deyip çöktükleri insanların arabaları da var bunların ellerinde. Yani bunlardan birisi de Akın İpek'ti galiba. Akın İpek'in kaç tane arabasına çöktüler? Özel jetine çöktüler. Villasına çöktüler. Yani çökersin, FETÖ'cü dersin, çökersin. Olur, biter. Hatta bunu
videoda da bahsediyor. Beyaz TV'ye çıkan Emre diye bir tane çocuk varmış. İyi Partili birine bir tuzak kurmuşlar. Emre gelmiş bunu anlatmış. Elimde belgeler, deliller var diyor. Tabii Emre buna demiş ki ya işte biz böyle böyle diyor bir tuzak kurduk. Ben Beyaz TV'ye çıktım. İşte İyi Partili şu ismin FETÖ'cü olduğunu söyledim. Bunu cezaevine attırdık falan. Yani bunu İyi Partili birine yapabiliyorlarsa zengin iş adamına da yapabilirler. Sıradan vatandaşa da yapabilirler. Bankada parası olana da yapabilirler. Yani ki sen elimde delilim belgem var diyorsun. Yarın öbürsü gün bu delili bu belgeleri bir bir ortaya çıkarttığında ak koyun kara koyun çıkar ortaya. Mehmet Ağar'ın Mübariz Mansimov'un marinasına çökme olayıyla ilgili konuşurken işte Mehmet Ağar biz buraya çökmedik. Mafya çökecekti. Hani biz geldik burayı koruyoruz gibi bir açıklama yapmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ya biz Libya'yı yedirmedik, Karabağ'ı yedirmedik. Yani kıytırık bir marinayı mafyaya mı yedireceğiz diye bir açıklama yapmıştı. Burada Süleyman Soylu'ya diyor ki madem Karabağ'ı yedirmedin Nahçıvan yolu ne oldu ya diyor. Azeri kardeşlerimiz Ermenilerin elinden aldı. Açsana o yolu diyor. Niye açamadın diyor. Geldi Ruslar çöktü diyor. Nerede Türk askeri? Ya adam kaldırıp yere vuruyor. Kaldırıp yere vuruyor. Sonra mesela orada tuhaf bir bölüm var. Mehmet Ağar'a yükleniyor. Diyor ki Mübariz Mansimov'u öldürseydin olayın üstü kapanacaktı diyor. Bitecekti ama öldüremedin diyor. Niye öldüremedin? Demek ki sen korudun. Demek ki Mübariz Mansimov senden koruma istedi. Mesela Cevheri Güven bir videosunda diyor. İşte Mübariz Mansimov Mehmet Ağar tehdit edince Sedat Peker'e gitmiş. Sedat Peker de onu korumayı kabul etmiş. Sedat Peker yalanlıyor Cevheri'yi. İyi de sen korumadıysan bunu kim korudu? Yani kim korudu da öldüremediler? Ki adam gelmiş. Bir zamanlar sen onlarla beraber yürümüşsün. Senin evine girmiş. Kendi çocuğuna silah doğrultmuş. Senin çocuğuna silah doğrultacak kadar hani şuuru dönmüş bir zihniyet. Yani Mübariz Mansimov kim ya? İstedikleri cezaevinde adamı öldürürler. Ha demek ki sen korudun ki Türkiye'de de böyle bir mafya rajonu var. İşte bir mafyaya gidip sığındığında başka bir mafya sana bir şey yapamaz. Bundan dolayı Mübariz Mansimov'u öldüremediler. Sedat Peker 4. videoyu paylaştıktan sonra sosyal medyada yandaş gazeteciler bir şey ortaya attılar. Bu Arap Emirliklerinde bir veliaht varmış, Erdoğan'dan nefret edermiş. 15 Temmuz'da Erdoğan'ı bitirmek için işte o da bir şeyler yapmış. Şimdi bu Sedat Peker de şeydeyse, Arap Emirliklerindeyse belli ki bu veliaht tarafından konuşturuluyor. Veliaht onu koruyor falan filan. Hani böyle bir şeyler söylemişlerdi. Sedat Peker buna cevap veriyor. Hatta bunu söyleyenlerden birisi Abdülkadir Selvi'ydi. Biz senin ne mal olduğunu biliyoruz diyor. Tabii Ankara'nın işte kulislerini biliyormuş. Her şeyi getirip önüne koyuyorlar. Esrarengiz bir şey yapmış gibi bir de yazıyorsun, çiziyorsun diyor. Tepki gösteriyor. İşte namusu aldıkları maaş kadar olanlar kategorisine Abdülkadir Selvi'yi koyuyor. Madem diyor beni diyor getirmek istiyorsunuz diyor. Bir ara diyor Mısır'la Rabia Rabia yapardık. Şimdi aramızı düzelttik diyor. Bir deneseniz de diyor. Tabii bir Mısır'a deyin diyor. Arap Emirlikleriyle arası iyiymiş diyor. Beni istesin diyor. Aslında alttan subliminal mesajı veriyor. Siz diyor yarın öbürsü gün Mısır'dan beni istersiniz. Tabii Mısır'a böyle bir teklif yaparsınız. Benim her şeyden haberim var. Siz bu teklifi yaptığınız anda Sedat kaçar. Güle güle diyor. Yani bundan haberim var diyor. Boşu boşuna yapmayın. Yani yerimden yurdumdan etmeyin. Ben burada rahatım. Tamam diyor. Havalar biraz sıcak ama diyor. Olsun klima var diyor. Yapacak bir şey yok diyor. Şimdi videonun son bölümü önemli. Burada da Demirören medyaya yükleniyor. Demirören medyada bir haber çıkmış. İşte tahsil edilmemiş senetler varmış gibi göstermişler Sedat Peker'in evinde. Sen bunu nasıl gösterirsin diyor. Böyle bir şeyin olmadığını herkes biliyor diyor. Eşimi de işte senetleri tahsildar mı tahsilcisi mi öyle bir şey göstermişler.
biz senin babanın da ne mal olduğunu biliyoruz diyor. Evet, hani bu Erdoğan Demirören 17-25 Aralık muhabbetlerinde ses kayıtlarında Erdoğan'ın karşısında ağlıyordu ya, ben nasıl bir işin içine düştüm falan filan diye. Sen diyor orada emanetçisin diyor. Elbet dünya değişecek. Görüşeceğiz. Elbet dünya değişecek. Elbet devir değişecek. Görüşeceğiz. Ne demek bu? Şimdi Sedat Peker bunu rastgele mi söyledi? Durduk yere hani videonun sonuna bunu koydu. Belli ki planlanmış. Elbet dünya değişecek. Görüşeceğiz. Yani diyor ki eninde sonunda ben itibarlı bir şekilde o ülkeye geleceğim. Geldiğimde de sen orada emanetçisin. Hırtleğine bineceğim. Bunun Türkçesi bu. Yani ona göre hani bundan sonra adımını ona göre at diyor. Yani. Beşinci video bu kadar arkadaşlar. Hani bilmiyorum atladığım, eksik söylediğim bir yer varsa şimdiden özür diliyorum. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Başınızı şişirdik. Bir önceki videomuzun bildirimi gelmediyse buradan izleyebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi. Beğenme çok önemli arkadaşlar. Like atmak çok önemli. Bunu unutmayın. Ne kadar çok like gelirse, beğeni sayısı artarsa videolarımız o kadar insanın önüne düşüyor. Videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize mıhat olun. Allah'a emanet olun.